Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım oldukça kolay tığ işi örgü modeli anlatacağım. Bu modelle dilerseniz bebek battaniyeleri, bebek örgüleri, atkılar, çanta birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel. Şöyle bakalım. Modelimiz kabartmalı bir model arkadaşlar. Anlatım yaparken anti-peeling özelliğine sahip bebek yünleri kullandım. Hemen şöyle size kısaca göstermek istiyorum. Dilediğiniz markaların ipleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz. 100 gramda 250 metre medium, şöyle 4 numara. Tığ numarası olarak ise ben 4 milim bir tığ kullandım. Şimdi dilerseniz modelimize geçelim. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada biraz da rahatsızım. Sesimden ötürü özür diliyorum sizlerden. Zincir sayımız 2 ve katları olmalı. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirler hazırlamalıyız. Bebek battaniyeleri 90x90 ya da 100x100 ebatlarında yapılır. Dilediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra metreyle ölçebilirsiniz. Şimdi geriye dönük başlıyorum. Sıradaki ilk zincirimden bir tane sık iğne yapıyorum ve sona kadar tüm zincirlerime sık iğne yaparak zeminimi oluşturuyorum. Evet, sona kadar geldim. Zemin sıramı bu şekilde kurdum. Şimdi desen yapmaya başlayacağız. Bir tane zincir yaptım, çevirdim. Başlangıçtaki ilk boşluktan bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin sadece tek kanatlarını alarak sık iğneler yapacağız. Sadece tek kanatlarını. Şöyle çevirdim. Bakın şu arkadan batıyorum. Tek kanadını aldım. Diğeri duruyor. Sık iğne. Kendimizden taraftaki tek kanadını alıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Sona kadar ilerleyelim. Şöyle görmeniz için çeviriyorum. Sol kenara geldiğimde burada sadece bu solda, başlangıçta ve sonda her iki kanadını da alarak, şöyle her iki lobumuzu da alalım. Şöyle görmeniz için çevirip yapıyorum. Biraz zor oluyor ama bakın her ikisini de aldım. Bir tane sık iğne yaptım ve sıramı tamamladım. Şöyle çevirdiğimde şu aşağı kısımda bakın kesik çizgilerimiz oluştu. Şimdi bir tane zincir yaptım, çevirdim. Başlangıçtaki ilk boşluğumdan bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şuradaki kesik çizgiyi kullanacağız. Buraya trabzanımızı yapacağız. Bir sonrakini atlayıp daha sonra buradakini yapacağız. Trabzanlarımızı.
Şimdi başlayalım. Eminim rahatlıkla yaparsınız. Tığımın üzerine bir kere doladım. Ve şuradan alttan üste doğru çıkartıyorum. Bu kesik çizgiden tığımı geçirdim. Şöyle tığımda 3 tane ilmek var. Şimdi ipimi uzattım. Burada da biraz bollaştırdım ki kastırması hem de biraz daha dolgun olsun. Önce ikisini çıkartıyorum. Tığımda 2 tane beklerken ilmek doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek yükseltiyorum. Önce 2, sonra 3. Hepsini çıkarttım. Sıradakinin tepesindeki boşluktan sık iğne yapıyorum. Ve buradan şimdi diğer desenimi yapacağım. Sıradaki sık iğneye sık iğne yaptım. Bir sonrakine desen. Bu şekilde sona kadar devam ediyoruz. Evet, son desenimi de yapacağım. Ve sonda son boşluğa da bir tane sık iğne yaparak burada sıramı tamamlıyorum. Bakın desenlerimiz kabartmalı bir şekilde oldular. Şimdi bir tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Başlangıçta bir tane sık iğne ve sonrasında yine sadece arka ilmekten tek kanadını alarak yine sık iğne yapıyorum. Sol kenara geldiğimde her iki lobunu da alarak sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir yaparak sıramı başlatıyorum. Başlangıçta bir tane sık iğne. Şimdi buradaki desenlerimizin şuradaki gözüken kesik çizgilerinden ilmek yükselteceğiz arkadaşlar. Bakın şu kısımlardan. Yapalım. Aynı her desenin üstüne bir tane desen denk gelmeli. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Her desenin üstünde bir tane desen oluşmakta. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet, sol kenara kadar devam ettik. Burada da yine aynı şekilde sık iğne ile bitiriyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane zincir yapıp başlangıçta sık iğne yaparak aynı şekilde sadece arka ilmekten sık iğne yapıp yine devam ediyoruz.
Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Bu kadar kolay ama çok güzel. Dediğim gibi birçok alanda da kullanabilirsiniz bu modeli. Hemen şöyle büyük modelimize bir kez daha bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bebek battaniyesi yapıyorsanız bebek battaniyesi kenar modellerimi oynatma listelerimden bulabilirsiniz kanalımın ana sayfasından. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.